arkadaşlar. Yani şu an bunu dinleyip de ne anlatıyorsun diyenler için. Japonya'da ciddi bir PKK'lı sorunu varmış. Çok ciddi bir nüfus varmış orada. Bundan dolayı da Japon sağcıları mı diyeyim artık, yani Japon milliyetçileri mi bilmiyorum. Japon milliyetçileri Japonya'da ciddi tepki veriyorlar buna. Şey konusu, İyi Parti konusu. İyi Parti var ya, o Allah'ım ya Rabbim, Türk siyaset tarihinde bu kadar dağılan başka bir parti ben gördüm mü bilmiyorum. İyi Parti var ya, öyle bir kaynıyor ki böyle bir şey yok. İyi Parti öyle bir kaynıyor ki böyle bir şey yok. Vekil kaybettiler zaten, biliyorsunuz AK Parti'ye geçti. Ben de şey dedim. Abi parayla vekillik satarsan parayla vekilini satın alırlar. Bu kadar. Onu zaten o dönemde de konuşmuştuk. Yani İyi Parti şu hava vardı benim anladığım. Çok iyi giden bir İyi Parti var işte. Hatta ben söyledim size, dedim ki İyi Parti inanılmaz iyi gidiyor. Anketlerde falan filan da millet de diyor abi çok iyi gidiyor falan. Ama o zaman da dedim, altını çizdim, belki hatırlayanınız vardır. İyi Parti sınav vermedi, sınav dedim ben de. Sınav vermedi henüz. Çünkü ana muhalefet CHP. Ne giriyorsa onlara giriyor. İyi Parti sınav vermedi. Bakalım bu sınav ne olacak? CHP'nin gölgesinden gidiyorsun çaktırmadan. İlk sınavını da şeyde verdi. Altılı masa konusu ve felaket bir sıçış. Sonra da benim anladığım şöyle düşündüler. Çünkü ben o zaman da anlattım size İyi Parti'nin şeyleri çalışmayacak diye. Ki sorsak biz İyi Partili arkadaşlarımı, tıpkı diğer partideki arkadaşlar gibi, AK Parti'deki, CHP'deki arkadaşlar gibi, haklarını helal etsinler ama yani onların söylediklerini birebir aktaracak değilim. Onlar tabii biz çalışırız, olur mu öyle bir şey, biz bütün şey çalışır falan dediler ama İyi Parti çalışmadı. Çok net. Çalışmadı. Bunu da söyledi bu arada. Ben bu adam için, ben Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmam dedi İyi Parti. İyi Parti'nin bütün şeyi, altyapısı. Belliydi yani. Ne dediler? Benim anladığım şöyle düşündüler o zaman. Lan bu seçimden biz herhalde iyi bir şey çıkarmayacağız. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi de bizim istediğimiz şekilde gitmeyecek. Biz o zaman en iyisi bu vekillik konusunda keseleri dolduralım diye düşündüler. Ve adaylık mevzusundan güzel para kırıldı. Seçim dönemi birçok kişi para kırdı zaten. İşi paraya vurdular. Olan oldu. Meral Hanım da çok otoriter gözükse de, otoriter hareket etmeye çalışsa da parti içerisindeki sandığınız kadar bir otoritesi yokmuş demek ki. Çünkü geçen konuşmasına bakın, o da aynı tıpkı Kılıçdaroğlu'nun son dönemi gibi kendi partini suçlamaya ve burada şey yapmaya başladılar. Son bu skandalı biliyorsunuz, yakındaki çevreleri. Bunu şey söylüyordu bu arada. Mesela kim vardı? Bahadır Anlar vardı. İyi Parti muhalif, eski İyi Partili onlar. Onlar da anlatıyorlardı. İyi Parti şöyle sıkıntı var, böyle sıkıntı var diye. Yani bu sürpriz bir şey de değil. Ama kriz yoktu. Kriz olmadığı için de ortaya çıkmıyordu bu sıkıntı. Hançerlemiş KK'yi. Ya bir de o var değil mi? Hançerlen. Adam giderken bile yani ikilik. Kavga. Evet muhteremler. Bu seçimi çok feci sıçtık. Devam edelim. Rüzgarı arkalarına alamadı. Almışlardı ama işte yanlış karar verirsen o rüzgar tersine döner. Sen yelkenleri ona göre açamazsan tersine de döner. Ortada kalırsın böyle işte. Kılıçdaroğlu Deccal olabilir mi? Deccal şey, Jahreyn abi. Deccal Kıbrıslı. Bütün şeyler uyuyor ona. Tanımlar Deccal'e uyuyor. Bir ikinci mi okuyorlar? Bayağıdır yayınlara girmiyordum. Şimdi gireceğim. Konuyu kapattık. Konu kalmadı. Çünkü bütün konuları konuştuk. Yüce Allah'ın izniyle. Onu da özledik ha. Ortada yok o da. İyi azmış. Tamam güzel. Güzel. Bunu hallederiz. Konseyimizin bugünkü gündeminde ne var Onur? Konuştuk güzel kardeşim. Sen de dinlemiş oldun. 23 insan abi, koca almalara ne zaman başlıyorsun? Dediğim gibi pek yakında. Videoları bir şey yayınlayalım. Söz verdiğim videolar var çünkü. Onlar geliyor şu anda. Ondan sonra ben güzel, münasip bir yerde sizin de pek beğeneceğiniz bazı dosyaları patlatacağım zaten. Berkancığım, abi onu bunu geçtim de, Jaho'nun dediğini sen demişsin gibi davranmaları halis mi, yoksa bu tipler Alman dalgası müptelası mı? Ya o biraz şey, adam mesela seni sevmiyor. Tamam, adam erliği sevmiyor. Tamam, bu olabilir. Bazıları şeyden sevmiyor, popüler olduğu için. Zaten genelde şey söylüyorlar. İşte bu zaten popüler, millet bunun peşinden gidiyor. Otomatik böyle bir antipati oluşur ya, popüler bir adam antipatin olur. Bazılarında bu var. Bazıları siyaseten sevmiyor. O yüzden de sallayacak pek bir şey bulamadıkları için veya ne bileyim siyaset bilgi birikim yetmediği için o da olabilir. Gidiyorlar işte, diyorlar ki işte ne bileyim Erlik şunu yaptı. Sabah kalkıyorum İyi Partili oluyorum. Öğlen Zafer Partili oluyorum. Akşam AK Partili oluyorum. Gece CHP'li. CHP'nin gizli ajanı oluyorum. Yani bir gün içerisinde 6-7 tane farklı partide dolaşıyorum bunları. Adamın işine ne gelmiyorsa oraya seni bağlıyor. Ya ben size şey söyleyeyim, bak Ekrem İmamoğlu'nun o Erzurum'daki taşlanma olayı vardı hatırlarsınız. Ya Deva Parti hesaplar güya şaka güya troll diye şey yapıyordum. İşte Ekrem İmamoğlu'nun taşlanma emrini veren ülkücü bu. Falan. Beni şey yapıyorlardı, tekliyorlardı. Komikmiş bu şeymiş. Espriymiş falan. Bu komik mi yani? Böyle saçmalık olabilir mi? Ülkede bir kriz oluyor.
ne bileyim mesela işte yine Gazze Filistin olayı değil mi? Bir kriz oluyor. Abi adam gidiyor beni oraya yazıyor. Diyor ki bu diyor destekledi diyor İsrail. Bunu diyor linç et. Dönüyorsun deprem oluyor. Bak deprem oluyor. Şaka 50 bin insan vefat ediyor. Deprem oluyor. Herkes yardım esnasında koşuyor ediyor. Adam şey yazıyor ya. Bu diyor yıllarca diyor Suriyelileri şey yaptı erlik tutuklansın hashtag. Ya bu normal değil yani. Bak bu normal bir kafa yapısı değil. O yüzden her partili oluyoruz. Her kriz anında sorumlu oluyoruz. Niye? Çünkü anonim kafana göre sikini göre sallayabiliyorsun. Bu diyor böyle, bu diyor böyle diyor. Sallayıp geçebiliyor. Seni izlemeyen adam da şey zaten birkaç kere şey yaptım. Kulağından çektim bazıları. Oğlum gel bakayım buraya. Nerede bunu demişim? Nerede bunu yapmışım? Sen demedin ama ben seni zaten izlemiyorum, bilmiyorum. Ama şey, demesen de demiş gibi oldun. Allah nasıl demiş gibi oldun? Sen demedin ama işte Jahreyn dedi bunu. Abicim Jahreyn'le bir şirketimiz mi var? Yok. Ticari bir ilişkimiz mi var? Yok. Derneğimiz mi var? Yok. Siyasi partimiz mi var? Yok. Hiçbiri yok. Nasıl oluyor peki bu? İşte Efe Aydal Sinan Oğan destekleri seçim döneminde. Bak görüyor musunuz nasıl Sinan Oğan? Ben size demiştim 52 Sinan Oğan destek. Niye? Efe demiş. Ulan diyebilir. Kaç yaşında adam diye istediğini destekleyebilir. İşte Pür Pür Bixi falan bu şey desteklediler CHP'yi. İşte Ellik buna şey yaptı. Yapabilir. Jahreyn İnce'yi desteklediğini söylüyor. Diyebilir. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Frankenstein'in canavarı mıyım ben oğlum? Efe onu destekledi. Jahreyn dedi. Bu bunu söyledi. Bu şunu söyledi. Birbirine karışıp bir çorba yapıyor ya. Böyle bir saçmalık olmaz yani. Yakaladığın zaman da adam net bir şey söyleyemiyor sana ya. En son diyor ki ya demedin ama demiş gibi oldun. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Veya şunu niye konuşmadın? Whataboutism. O whataboutism'in de sonu yok ha. Bak sonu yok ha. Onu niye konuşmadın? Bunu niye konuşmadın? Bunu niye konuşmadın? Yani konuşamazsın zaten. Bir insan evladı bunu başaramaz. Kaldı ki benim gibi aktif değilsen eğer. Hiç aktif değilim. Ayda bir tane yayın yapıyorum. Bir tane işte tweet atıyorum. Bazen işte ne bileyim baş sağlığı oluyor. Önemli bir konu oluyor. Bir tweet atıyorum. Geçiyorum. Video desen zaten siz muzdaripsiniz bu konuda. Yani çok aktif değilim. Özür diliyorum. Biliyorum farkındayım. Özel hayatımda bazı olaylar vardı. Şimdi nasıl olacak bu? Ya kafayı yemişler. Delirmişler. O yüzden umursamıyorum artık. Yani laf anlatamıyorsun ki adama. Adama laf anlatamıyorsun ki. Nerede oldu bu diyorsun? Yok. Nasıl oldu bu diyorsun? Yok ortada. En sonunda da adam tabii tabii kesin öyledir falan diye sıyrılıyor aradan çıkıyor. Hiç olmadı şey diyor. Gizli güçler sizi işte fonladı, destekledi, etti falan böyle hiç. Bu da işte maalesef ki KK'nin bizim başımıza getirdiği bir şey. Bir alışkanlık. Normal karşılanıyor artık yani. İddia ortaya atıyorsun. Böyle yapıyormuş diyorsun. Ortada hiçbir şey yok. Şeye acıyorum ben ama ya. Bu çoluk çocuğa acıyorum. Bunların peşinden gidenlere acıyorum ben. Seçimde zaten kandırdılar mesela. Onu yaptılar yani. Kazanamayacaklarını bilmelerine rağmen anketlerde biliyorlardı. Yalan konuştular çocuklar. Yani vebali günahı bunlara. 300 bin kişiyle ben baş başa kaldım o Bixi'nin yayınında. Laf anlatıyorum. İşte arkadaşlar hayat devam ediyor falan filan diye. Ben laf anlatıyorum orada. Ve nasıl? Güzel kardeşim senin sorunu kapatmak için. Bitmez bitmez. Bitmez. Yarın olur Nihat Genç. Nihat abi. İstediği açıkta çok saygı duyduğum bir isim. Ama yani ortada bir örgütlenmemiz yok. Evli değilim, bir şey değilim oğlum yani ne olsun istiyorsunuz? Ellik'in bakkalı, bakkalının yeğeni bilmem nerede şunu yapmış. O yüzden Ellik suçludur. Abi bir saçmalık olur mu ya? Allah kitap başına bir saçmalık olur mu ya? El insaf ya, biraz insan olun ya. Elinde malzeme yok. Adam götünden uydu. Yayından kesit alıyor. Sen başka bir şey... Adam buradan kesit alıp yalan konu. Ulan biraz delikanlı olun ya. Fethullahçı bir manyak çıkıyor. Ki bedelini çok ağır ödedi. Videosunu kaldı. Gazetecilik reputasyonu bitti yani. Ağzına sıçtım herifin. Ya sen bu adamı alıp paylaşıp bu çocuklar bu adamı paylaşıyordu ya. Deva Partili yetkililer mesela. Tunağını siktir ezen onun beyni yok zaten de. Deva Parti yetkililerin bir düşünmesi gerekiyor. Bu çocuklar nasıl olur da yurt dışında yaşayan bir FETÖ'cüyü paylaşıyor. Bize muhalif olsa bile bir adama karşı. Ben mesela sevmediğim bir adamı FETÖ'cü biri şey yapsa veya PKK'lı biri hedef gösterse ben onlarla birlikte durmam. En iyi ihtimal hiç konuşmam. Hiç konuşmam. En kötü ihtimalle destek çıkarım derim bir ihtiyacı falan var mı diye. Böyle bir kafa yapısı olmaz. İhtiyacım olduğundan değil yanlış anlamayın. Desteğe ihtiyacım olduğundan ben tek başına siktim attım herif yani. Problem değil benim için. Bana şeyle destek, ulusalcılar falan da destek vermedi. Onu da söyleyeyim ha. Ulusalcılar falan da destek vermedi bana. Atatürkçüler falan onlar siz destek verdiniz. Böyle gazeteciler, büyük isimler falan kimse çıkıp da şey demedi. Bu gerçek değildir. Ben işte Erli'yi tanıyorum. Kefilim falan hiç kimse demedi. Ben Cevheri Güven'e cevap verene kadar. O da şeyini silene kadar. Sildikten sonra manşet efendim Erlik Cevheri Güven'in içinden geçti falan filan. Eyvallah teşekkür ederim ya. Ya burada ifade özgürlüğü benim için çok önemlidir sevgili abi. Bunlardan liberallik öğrenecek de değilim onu da altını çizeyim ben. Yani ben ifade özgürlüğünü savunan serbest piyasa... Bu adam bana diyor ki serbest piyasaysa... Ulan oğlum sen bak güzel kardeşim sen üniversite öğrencisin. Umarım ileride çok güzel paralar kazanırsın. Ben 18 yaşından beri ticaret yapıyorum. Yani benim serbest piyasa savunmama ihtimalim yok zaten. Anladın mı? Ya bana gelip bunu öğretmene gerek yok senin. Benim buna ihtiyacım yok. Senden duyma buna ihtiyacım yok. Ben bunu her yerde anlatıyorum zaten. İfade fikri özgürlüğü. Benim arkadaş çevreme bakın.
Bakın birbirleriyle kavgalı olmayan adam yok aralarında. Jahosu var, Cemre'si var, Efes'i var, Diamond var, oğlu var. Var oğlu var. Bazı kırmızı çizgiler aşılmadığı sürece, işte terörizm desteği falan bu gibi şeyler aşılmadığı sürece, ben zaten ifade özgürlüğü çok net defalarca söyledim. Neyse, bu umarım cevap olmuştur senin için. Götü yanan Erling'in götünü yaktığı bazı isimler çıkıp da delikanlı gibi sallayamadıkları için Erling Jahrein diyerek aradan savaşmaya çalışıyorlar. Biz de buna ad jahodum diyoruz. Ad jahodum. Devam edelim. Selam konusunda buna cevap verdim Merve'ciğim. Bir yıl üstü üyeler için bir takım çalışmalar vardı. Berkan'cığım özel bir rol düşündük de bak bir şey çizeriz onlara. Emot falan bir şey yaparız. Hakkını veririz. Bu arada dediğim gibi taşınacağım. O taşınma işlemi bitsin. Bazı şeyleri halledeceğim streaming konusunda OBS'le. En azından bildirim konusunda ben böyle takip etmeden ekrana verecek şekilde bu işi halledeceğiz diye umuyorum. Pekere ne oldu? Bir de taht oyunları yeni sezon var mı? Şahin Bey daha önce de söylediğim gibi taht oyunları Sedat Peker'in ifşaatleri kapsamında ilerleyen bir seriydi. Bitti. Bir belgesel serisiydi. Bitti. Baştan sona kadar bitti. Kitaplaşacak şimdi PDF olarak. Basılmayacak falan. Şeye başlamayın hemen. Ooo kitap mı çıkıyor falan öyle bir şey yok. PDF olarak bedavaya Discord'dan falan yayınlanacak yazılı şekilde. Siz de temin edip okuyabileceksiniz. İndirip yani. Taht oyunları bitti. Ama taht oyunlarının yerini alacak gündemle ilgili bir şey yapmayı düşünmüyor değilim. Düşünmüyor değilim. Bir alternatif bir seri. Umarım yayın uzun sürer Dead Space oynayacağım. Kızakan sen rahat oyna diye ben saatlerce yayın yapacağım şimdi. Kadir Mısıroğlu gelecek mi? Erencim gelecek. Şu an Almanya'da bazı çalışmalar var arkadaşlarla. Almanya'daki dönemiyle alakalı bir veriler elde etmeye falan çalışıyoruz. O da tamamlanırsa eğer inşallah seslendirip bitireceğim. Bir uçak kazası yayını daha yapabilir misin Sultan? Tabii ki de. Vallahi ben çok zevk aldım o yayından. Çok özel ve niş bir yayındı. Tekrar yaparız inşallah. Rick and Morty'nin yeni sezonu nasıl buldun? İzlemedim ki. Ben en son 5'te kaldım Freddy'cim. İzlemedim yeni sezonunu. Biraz soğudum da şeyden ya. Böyle yeni sezon falan ne vardı benim takip ettim lan başka? For All Mankind vardı mesela yeni sezon çıktı onu da izlemedim. Öyle bir yeni sezon şeyim yok. Şeye bakacağım. Bu Tabi'nin yayınladığı şey vardı. Teşkilat-ı Mahsus'a. Trablusgarp dizisi vardı. Ona bakacağım. Çok ilgi alanım, sevdiğim bir olay. Bakalım nasıl yapmışlar diye. Acaba biz bunu istesek şey yapabilir miyiz? Bu Teşkilat-ı Mahsus'a dizisini şey yapabilir miyiz? İzleyebilir miyiz birlikte? TRT'nin ya. Allah olsun güzel olur. Buradan değerlendirdik. Tarihçi arkadaşlar da gelirdi. Onlar tarih konusunda yorum yapardı. Bir bakmak lazım. Bir bakmak, bir değerlendirmek lazım. Ticaret işi yapan insanların yanında takılın gibi bir şey demiştin. Şu an onu yapıyorum. Ben öğrenmeye çalışıyorum. Önerilerin nedir? Ne yapayım? Erlik Paşacığım yanında takılmak yetmez aslında. İçerisinde de bulunacaksın. Tecrübelerinden faydalanmak daha doğru. Masa başı ticaret yapıyorsa, aracılık yapıyorsa ondan pek bir şey öğrenemezsin. Önemli olan hakikaten bu işin temelinden gelen. Bu usta çırak ilişkisi gibidir benim için biraz bu mevzu. Eskisi gibi değil ama öğrenmen gereken adam tecrübesinden faydalanır. Çünkü tecrübenin ölçülebilecek bedeli yok. Yani parayla ölçülebilecek bir şey değil tecrübe. Adamın 50 yıllık tecrübesi varsa o mesela inanılmaz bir hazine. O bir hazinedir yani. Ondan faydalanmaya bakacaksın. Tecrübeden yararlanmaya bakacaksın. Genç yaşta olduğun için. Başkalarının yaptığı hata yapmamaya çalışacaksın. Elbette sen de hatalar yapacaksın. İşler belki iyi gitmeyecek. Ama günün sonunda halledeceksin. Alper Çağlar'ı neden banlattın? Ben Alper Çağlar'ı banlatmadım Abdullah'cığım. Yani onu Twitter'dan da söyledim. Öyle bir şey yok. Nasıl hem AKP'ye propaganda hem aleyhine? Muhafazakar İslamcıları mı diyorsun? Pelikancıları mı diyorsun? Direkt olarak AKP'nin aleyhine değil. Mevcut kamuoyunu şekillendirip siyasette istediklerini elde etmeye çalışıyorlar. Bunu böyle yorumlayabilirsin. Torino'dan selamlar Hakan'cığım. Aleyküm selam. Abi PKK'ların Japonya'ya doluşmaları hakkında ne düşünüyorsun? Japonya ne alaka? Şöyle Japonya konusunda şey var. Vize konusunda sıkıntı çıkarmıyor Japonya bildiğim kadarıyla. Tecrübesi olan varsa bir yazsın hemen çete. Bunun üzerine boş konuşmayayım da şey yapmayayım. Japonya daha rahat gidilebiliyor bildiğim kadarıyla. O yüzden birçok kişi Japonya'ya gidiyor. Onlar da oraya gidiyor. Vize yok aynen. Vize konusunda yok. Sebebi bu. Ama Japonların buna ciddi karşı olduklarını ben de okudum ama araştırmadım. Japonca bilen bir arkadaş gerekli. Ve benim de oturup bir Japonla konuşup bu işi öğrenmem gerekiyor. Niye? Japonya'da bu kadar PKK'lar var diye öğrenmem gerekiyor. Şu an sadece sizin de gördüğünüz gibi sosyal medyada. Ha bilmeyenler için arkadaşlar. Yani şu an bunu dinleyip de ne anlatıyorsun diyenler için. Japonya'da ciddi bir PKK'lı sorunu varmış. Çok ciddi bir nüfus varmış orada. Bundan dolayı da Japon sağcıları mı diyeyim artık? Yani Japon milliyetçileri mi? Bilmiyorum. Japon milliyetçileri. Japonya'da ciddi tepki veriyorlar buna. Ve işte Türkiye'ye örnek gösterip bakın bunlar Türkiye'de neler yaptı bunlar terör örgütü falan diye şey yapıyorlar. Tepki veriyorlar gördüğüm kadarıyla. O yüzden girip bakmam gerekiyor. Şuto diyor ki yok abi turist vizesi var. Zaten oğlum onlar oraya çalışmaya şey yapmıyorlar. Bir kere girdiğiniz zaman ülkeye iltica edebiliyorsun. Oradaki mevzu. Ya zaten dediğim gibi o abi arkadaşım bakın bunlar lanetli gibidir. Bu PKK'lı. Bunlar lanetli gibidir. Bunlar gittikleri bir yerde rahat edemezler. Rahat duramazlar. Kurt vardır bir tarafta.
Duramazlar. Bir yerde çalışıp da bir yere medeni bir şekilde adapte olup normal bir hayat süremezler. Bunlar sıkıntılı. Adam terör destekçisi. Orada durur mu sanıyorsun Japonlar? Yine bir bok yiyecek o. Foşik Japonya diye ondan sonra duracak. Ha. Adamlar sıkıntılı adamlar zaten. Bunun işte adamların şeyle alakası yok. Nereden geldik falan alaka. Sıkıntı. Adam psikolojik olarak sıkıntı. Yapı olarak sıkıntı. Hiç şaşırmayın ona. Gitti hiçbir yere adapte olamaz onlar. Berkan. Popcorn tayfa tarihi konularda yanlış yanıltıcı söylemlerle belli bir kişiye inandırması. Pelikancıların Arap milliyetçiliğinin yapmalarına tarih tarafında zemin hazırlıyor gibi. Gibi değil Berkan, o şekilde yapıldı. Suud finanslı yapıldı bunların birçoğu. Özellikle Mısır'dan, Müslüman kardeşlerin yayınlarından, söylemlerinden birçok şey devraldı. Ya bu Coca-Cola mevzuları falan, oraya girelim birazdan. Gireyim mi bu şeye? Yok bu boykot boykot işlerini falan filan. Burayı da yorumlarız birazdan da. Birçok şehir efsanesi söylem zaten oradan geliyor. Yani bunlar zaten muhafazakar camiayı da köreltti ciddi manada. Çok körelttiler. Cahil bir şeye çevirdiler. Komplotörlerin inanan, sürekli onları tekrarlayan bir şeye çevirdiler. Bütün şeyi aldılar götürdüler ya. Entelektüel isimler vardı ya. Onlar bile yok artık yani. Muhafazakar camiadan onu da aldılar. Körelttiler, yok ettiler. Araplaştırdılar resmen. Kain Mangel Nitrige Löhne hakkında ne düşünüyorsun? O ne oğlum? Ne sordun bakalım ya? Kain Mangel Nitrige Löhne. Haberim yok ya. Bilmiyorum ne olduğunu. Gurbetçilere özel bir Discord kanalı gelir mi? Bir tane Almancı kanalı var benim de içinde olduğum ama çok fazla mevzu dönmüyor. Erlik Discord'da açalım mı bir tane gurbetçi kanalı? Wenn die Deutsche Türken das so wollen, dann können wir vielleicht einen Channel aufmachen, wo wir uns unterhalten können auf Discord. Beziehungsweise auch was reinposten können. Ich schau mal, ich spreche das mit Furkan ab. Falls er auch Bock drauf hat, dann können wir was machen. Osman Öğreci, Duayen KK doktorun uzmanı Erlik, aynen. Eski sevgilinin Çorumlu mu? Nasıl leblebi nefreti abi? Yok değil, hayır. KK kalsa 2027'de oy potansiyeli olmayacaktı. 2027'de oy potansiyeli olmayacaktı. Yani şu an oy potansiyeli var, 2027'ye kalmayacaktı, değil mi? 14 Mayıs'ta bitti o mevzu. 14 Mayıs bir travma. Yusuf kardeşim. 14 Mayıs bir travma. CHP seçmeni içinde. CHP'nin bu travmayı yok sayması, yokmuş gibi davranması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu travma var. Bu travma gerçek. Bunu siyaset hakkında konuşanlar, bu işi yorumlayan insanlar benim gibi veya işte sosyal medyada veya YouTube gibi sosyal mecralarda yayın yapan gazetecilerin yorumlaması, analiz etmesi gerekiyor. Ama işte fikir kıtlığı olduğu için, çoraklaştığı için ortam, bunları konuşamıyoruz. Çünkü konuştuğun her şeyin arkasında bir büyük oyun aranıyor, bir siyasi destek aranıyor. Bu minvalde yorumlanıyor ve sen rahat rahat bir şey konuşamıyorsun. Bak bu şeyden değil ha. Polis gelecek seni şey yapacak bilmem, bundan değil. Dava açılacak falan, bundan da değil. Başın belaya girecek diye de değil. Bak şaka yapmıyorum. Fikir özgürlüğünün en büyük sıkıntısı toplumun sana uyguladığı baskıdan dolayı konuşamıyorsun. Suskunluk sarmalı. Bu değil ya, polis şu bunların hepsini bir şekilde şey yaparsın. Hukuki yönde yolunu bulursun, bunların ayrı konu. En büyük sıkıntı konuşulmama sebebi bunların. En büyük konuşulmama sebebi aman ben linç yerim. En büyük korku bu. Ben linç yerim. Bundan dolayı konuşmuyor kimse. Halbuki konuşsaydı mesela CHP'liler için ne bu 14 Mayıs travması yaşanacaktı. AKP'liler için birçok başka ülkenin başına gelen travmalar yaşanmış, hiçbiri yaşanmayacaktı. Ama gidiyoruz işte bakalım. Kazanıyoruz. Devam edelim. Abi çok Hello Kitty bir bakış açısı mı bilmiyorum ama biz eğer doğru yönetilmiş bir ülke olsaydık Güney Kore olabilir miydi? Güney Kore Türkiye karşılaştırması çok sık yapılırdı eskiden. Hala yapılıyor mu bilmiyorum. Güney Kore'yi biliyorsunuz değil mi? Ciddi bir dikta rejimi dönüyor bir dönem. Fakat bu dikta döneminde yapılan endüstri, atılan temeller sayesinde bugünkü Güney Kore özgür, güçlü bir ekonomiye sahip oluyor. Bir de tabii ciddi bir Amerikan mantısı demeyeyim de ciddi bir Amerikan yönü olduğu için biraz bizim geçmişte de Cumhuriyet'in 2. 3. dönemi de ciddi bir Amerikan mandası demeyeyim, hadi millet alınmasın da ciddi bir Amerikan desteğiyle, bağlılığıyla gittiği için paralellik var. Ama nüfus, yani nüfus kontrollü değil ve tabii ki de Türkiye'de kimsenin konuşmadığı köylerden şehirlere göçen nesil, orada işte önce kentleşip sonradan kentlerin büyümesi değil de herkesin İstanbul'a toplanması ve bunun yol açtığı tahribatlar, sadece sosyolojik olarak değil kültürel olarak da, hatta ve hatta şey olarak da, mimari olarak da, bu mesela konuşulan pek bir şey değil. En büyük faaliyetlerden biri bu zaten. Bugün bütün sorunlarımız bu bahsettiğim göçten dolayı kaynaklanıyor veya en azından buraya kadar geri takip edilebiliyor. Burası kaynak gösterilebiliyor. Sanırım Güney Kore ile en büyük farkımız, sevgili Uok İlşim, Güney Kore ile en büyük farkımız bu. Onlarda böyle bir sorun yok. Onlarda da din sorunu var bu arada. Onda geçmeyeyim. Din sorunu var onlarda. Hristiyanlık ciddi bir sorun. Hristiyan tarikatları var orada. Bak onu az kalsın unutuyorduk. Güney Kore'de de ciddi bir Hristiyan sorunu var. Çok tutucu şey var. Tarikatları var bunların. Şehirlik diye bir şey yok maalesef. İkincim bak şöyle bir şey var. Türkiye'de şehirler bir sınıf olarak algılandığı için köyler de daha alt görüldüğü için işte bu beyaz Türk
şey olayı, Anadolu Türkleri olayı falan. Siyaseten bugün de bu ikili ayrımın ana sebebi bu aslında. Şehirliler, seküler CHP'liler, işte köyden gelenler veya köylüler, muhafazakar şu anki AK Partiler, o dönem başka partileri destekleyenler diye bir şey olduğu için, bu sağlıklı işlemediği için bir kavga var. Mesela İstanbul'daki bu veya Türkiye'deki bu ciddi beton yapımları, bu büyük binalar, bu devasa gökdelenler, bu ihtiyaç olmayacak kadar büyük AVM'lerin sebebi ne? Ne diyor? Bu bir intikam almaktır. Bu ben senden daha kentliyim. Hani çünkü kentli olmanın sembolü bu ya, büyük binalar, büyük sokaklar, gelişmiş yollar, değil mi? Kentli olmanın sembolü bu değil mi? Bir köylü için mesela. Veya araba. Mesela araba ciddi bir şey. Çünkü niye? Araba köyde, kırsal alanda o dönemlerde hayat kurtarıyor. Araba kutsal bir şey gibi bakılıyor. Yani araban varsa statün inanılmaz büyük. Bu bir statü olarak görüldüğü için 60 yıl sonra bile, 70 yıl sonra bile, 80 yıl sonra bile, bugün bile bunun intikamı alınıyor. Yani intikam derken bu şey değil. Şöyle bir intikam şeyi değil. Yani ben sana kötü bir şey yapacağım diye değil. İyi bir şey yaptığına inanıyor. Bunun kentliliğin sembolü bu olduğuna inanıyor. Yani işin kültüründe falan değil. Seküler yaşamı şampanya patlatmak sanıyor adam. Çünkü içi boş bir şey bu. Seküler yaşamı şampanya patlatmak sanıyor. Bakıyoruz mu kapalı hanımefendiler mesela, muhafazakar hanımefendiler. Yatlarda alkolsüz şampanya patlatıyor. Bu ne yani? Bu nereye gidiyoruz? Bu ne demek? Herkes istediğini yapabilir bu arada, yanlış anlamayın. Ben bunları yargılıyorum diye söylemiyorum size. Burada bir çıkarım yapmak gerekiyor. Bunu niye yapıyor? Patlatacaksan alkolsüzünü patlat. Derdin ne senin yani? Alkolsüz şampanya. Niye? Çünkü dediğim gibi yani bu kentlilik olarak algılanıyor. Yok abi, sen alkol tüketmeden de pekala kentli olabilirsin. Ben şimdi alkol tüketmiyorum ben mesela. Hiçbir zaman da tüketmedim. Hiçbir zaman da tüketmeyeceğim büyük bir ihtimalle. Şimdi ben kentli olamıyor muyum? Ben geri kalmış bir adam mıyım erlik olarak? Saçmalık yani, anladınız mı? Ama öyle statü, semboller olduğu için işte şey de bunlardan biri. Bu şey büyük yapılar, bu gökdelenler, bu devasa AVM'ler falan. Bundan kaynaklanıyor. Benim ailem de köyden göçen bir aile. Benim dedem de köyden göçtü Almanya'ya mesela. Diğer tarafında aynı şekilde köyden kentlere göçtü. Yani muhafazakar bir aile. Çok iyi biliyorum o yapıyı, o yüzden. Burada ciddi bir sınıf sıkıntısı doğuyor ve Türkiye'deki bütün sorunlarının temeli burada. Halbuki aslında olması gereken, ben size şeyden de bahsetmiştim hatırlarsanız. Sinemada da Kemal Sunal ve şey farkından, Turist Ömer farkından, pardon Şaban ve Turist Ömer farkından, karakterlerin isimlerini kullanalım. Şaban ve Turist Ömer farkını anlatarak size şeyden bahsetmiştim. Turist Ömer mesela İstanbul'un yerlisi bir serseri. Oradaki bütün o yapı şeylerle dalga geçiyor ama farkını da biliyor. Aptal değil mesela, aptallığına düşmüyor durumlar. Dalga geçiyor, aylak bir adam. DP iktidarına bir eleştiri o. Ardından Arzu filmle birlikte gelen o ekolde, Köyden İndim Şehre ekolü, filmin adı zaten Köyden İndim Şehre. Orada mesela Kemal Sunal canlandırdığı Şaban tiplemesi zeki olduğundan düşmüyor. Yani kötü manada demiyor dediklerini. Kötü manada insanları sinir etmiyor mesela. Bir derdi yok aslında onunla. Ama anlayamadığı için komik durumlar oluşuyor. Çünkü oradaki kentli figürü de çok şey, çok şekilci. Onu aşağılıyor köylü olduğu için falan. Çarıklı olduğu için. Bu gerçek yani. Bunlar gerçek şeyin bir yansımasıdır. Beyaz perde yansımasıdır. Bu gerçekten var. Yok.